Engin Ardıç 15 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı. Hafız Kemal Adam Dersimli. İsterseniz Tuncelili diyelim. Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünden. Asıl soyadı Karabulut. Babası değiştirmiş. Bir bakmış köyde maşallah hemen herkesin soyadı Karabulut. Baba adı Kamer. Ana adı Mernuş. Kendisi Alevi. E eh, bu kadarı HDP için yeterli ama başkalarına uymuyor. Bir faşist yazar, faşist seçmeni kafa kola almak için onun Kureyşan aşiretinden ama Oğuz Türklerinin bozok kolunun beydili boyundan olduğunu yazdı. Horasan yaylasından kopup gelmişler. Göç yolları haritasını izlemişler. Eh, bütün dünya Türk olduğuna göre haksız da sayılmazdı. Faşistler bunu bir ölçüde yuttular fakat anlaşılan yeterli olmamış. Birilerini daha kazıklamak gerekiyor. Şimdi de Müslümanları kafa kola almak için onun Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini ileri sürenler var. İmanım tahtel bahir. Bu ne biçim proje? Sülalesi ehli beyte kadar uzanan Seyit soyuna uzanıyor olabilirmiş. Bak sen, daha kesin konuşanlar da var. İbadetini yaparmış. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirmiş ayetleriyle birlikte. Ya nesiyle birlikte olacaktı? Kur'an-ı Kerim'de dipnotları ya da belgeler bölümü falan da mı var? Tövbe tövbe. Adam daha Sakarya Muharebesi'nin nerede cereyan ettiğini bilmiyor ama o kadarcık kusurda olacak. Adam hafızmış da haberimiz yokmuş. Kureyşanlı Seyitler hakkındaki belgeleri de bir teneke kutudan çıkarmış çok değerli araştırmacıların hizmetine sunmuş. Fikrimizce bu da yeterli değildir. Sosyalistleri kafa kolu almak için Ernesto ile akraba olduğunu da ileri sürebilir. Seyitlerin Buenos Aires kolunun El Guevara kabilesinden. Belki ailenin bir kolu da Pensilvanya'ya uzanıyor olabilir mi? Yok yahu, aklınıza kötü bir şey gelmesin. Joe Biden oralıdır. Bence küçük parmağı çıkar.'' Bir sonraki seçimde de inşallah başka yerleri. Eşeğince eşeği var. Çok ayıp. Türk dolandırıcılarına hiç yakıştıramadım. Elin şerefsizi uzay çağına geçmiş, bizimkiler dön dolaş, altınları bozdur bize getir aşamasında. Japonya'da bir kadını 30 bin dolar çarpmışlar. Kadın alt tarafı 65 yaşında. Öyle 3.30'unda falan değil. Dolandırıcı kendini kadına, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli bir Rus kozmonot olarak tanıtmış. Derken yazışmalı bir aşka yelken açmışlar. Adam uzayda bulunuyormuş. Dünyaya dönmek istiyormuş ama dönüş bileti için parası yokmuş. Bu kadarını biz akıl ezemezdik. Kadın uzay bileti için sevgilisine tam 30 bin dolar göndermiş. Gidiş dönüş 60 bin dolarmış yani. Elon Musk ne alıyor? Bakalım ülkemizde de uygulanır mı? Yutacak vatandaşla tanışmak isterdim.